Erlik günü geldiğinde yiğitlere şan görünür. Yığın yığın harcanmaya nice yüz bin can görünür. Kopunca bir büyük savaş, er tez gider, korkak yavaş. Yürek size akçayla aş, erlere meydan görünür. Şimdi bu konuşma üzerine, bu okuduğu şiirle ilgili, bu okuduğu şiirle aslında şeye, Mansur Yavaş'a gönderme yaptığı iddia edildi. Bugün çok konuşuldu bu konu. Ama İYİ Parti sözcüsü sonra yaptığı açıklamada değerli belediye başkanımızı kastetmemiştir dedi. Ve siz özellikle genel idare kurulunda ittifak çağrısına hayır diyen, 14'e 35 karar çıkaran ve bugün de yaptığı konuşmayla aslında ittifakın ne kadar yanlış olduğunu ve bu aldıkları kararın da ne kadar doğru olduğunu anlatan Meral Akşener ve hem Ekrem İmamoğlu'na hem Mansur Yavaş'a da üstü kapalı gönderme yapan bir Meral Akşener. Neler oluyor abi? Ya ben hem kendi video kanalımda hem gazetedeki köşemde hem seni her hafta yaptığımız bu sohbetlerde söylüyorum Ali. Siyaset aslında bu değil. Siyasetin ilk çıkışı Atina'da, aslında ilk siyaset Atina'da başladı. Normal bildiğimiz anlamda siyaset. Ve oradaki siyasetin ve siyasetçinin hedefi, amacı gerçekten de insanlığa hizmet etmek ya da kendi halkına, kendi devletinin halklarına hizmet etmekti. Siyaset seyislikten geliyor. At bakıcılığından gelen bir şey. Yani hizmetkarlık gibi bir şey. Halka hizmet etmek. Ama giderek öylesine bozuldu siyaset. Hele son 20 senedir. Bütün dünyada, sadece bizde değil. Öyle bozuldu. Siyasetçi öyle kirlendi ki artık siyasete de siyasetçiye de halkların güvenleri kalmadı. Güvenleri kalmayınca insanlar çaresizlik içindeler. Şimdi ben dinledim Meral'i, bugün dinledim de. Ya ben Meral için 5 senedir ne anlatıyorum? Ya Meral'den diyorum. Hele merkez sağ parti lider olmaz. Olamaz. Bakın ben Doğru Yol Parti Genel Başkanlığı döneminde de bunlarla karşı karşıyaydım. Açık söylüyorum ya, isim de vereyim. Ünal Erkan, Celal Adan, Meral Akşener, Mehmet Ağar gibi bütün bu, aslında Mehmet Ağar biraz daha farklı onlardan. Tam bir ülkücü değildi o. Sağ, merkez sağ daha yakın. Ama bu Meraller, bunların Cihan Paçacılar, hepsi bunlar Doğru Yol Parti milletvekilleriydiler ya. Ve partiyi MHP'ye kakalamaya çalışıyorlardı adeta. Tansiyonuma diyordum ki yani lütfen bırakın gitsinler. Ya kovun gitsinler, ya bırakın gitsinler. İstiskal edin gitsinler. Çünkü siz merkez sağ parti olma özelliğini kaybedemezsiniz. Bunu kaybederseniz bir daha geri alamazsınız. Siyaset boşluk kaldırmaz. Hemen birisi gelir, birileri gelir, doldurur orayı diyordu. Evet, nitekim Anavatan Parti'de, Doğru Yol Parti'de biraz MHP'lileşince, dönelim bakalım o günleri Ali, sen bilirsin, hatırlarsın. Ne oldu? Yerine işte AKP merkez sağ geldi, oturdu o zamanlar. Değil mi? Liberal göründü, hukukun üstünlüğü dedi, insan hakları dedi, adalet dedi, hak dedi, hukuk dedi, Avrupa dedi. Adam geldi, Anavatan Parti'nin de Doğru Yol Parti'nin de oylarını aldı. MHP barajın altında kaldı. Şimdi bu Meral Akşener, ben parti kurduğunda adını açık açık söylüyorum. İsterse de Aytun Çeray beni yalanlayabilir. Yapacak bir şeyim yok. Aytun bunlarla beraber giderken gitme Aytun dedim. Gitme kardeşim ya, sen CHP'de kal. Bunlarla yapamazsın sen. Meral'e güvenme. Meral'le yola çıkılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu'na hem telefon konuşmamızda söyledim, hem kaç defa yazdım, kendi videolarımda söyledim. Kemal Bey, Meral'e güvenme. Meral'le siyaset yapamazsınız siz. Ya başa çıkamazsınız. Dedim ama beni kimse dinlemedi kardeşim. Şimdi Meral aynı şeyler yapıyor. Ama bu sefer ne yaptığının tam olarak farkında değilim. Çok büyük ihtimalle öyle bir noktaya getirir ki işi Meral. Hiç bugünler yaşanmamış gibi bir bakmışsınız. 7-8 tane, 9-10 tane yahut da büyük şehir değil. Şehir ama irice şehirlerin, CHP'nin de güçlü olduğu şehirlerin belediye başkanlıklarını kapmış, ittifaka girmiş. Hiç şaşırmam. Bakın tekrarlıyor. Hiç şaşırmam. Ama bu sefer artık eşeklerini CHP'liler sağlam kaza bağlasınlar. Ya Meral'le siyaset yapılamaz ya. Ya ülkücülerle siyaset yapılamaz, kusuruma bakmasınlar. Ülkücülere siyaset yapmak çok zordur. Siyasal İslam'la siyaset yapamazsınız. Çok zordur. Siyasal İslam asla doğruyu konuşmaz. Asla. Ya dönün bakın.
Hadislere bakın, Hazreti Muhammed Mustafa da ikna edemedikleri için ne derdi? Bunların kalpleri kör derdi. Bunların kalpleri bağlanmış derdi. Bunların kulakları sağır derdi. Yani suçu kendisinin ikna edemediklerini atardı ki Allahü Teala'ya karşı mahcup olmasın diye. Böyledir yani. O zaman da siyaset yapıyordu. Muhammed de siyaset yapıyordu. Bunlar da yapıyor. Dönün bakın. Dinle, din üzerinden siyaset yapanlar bilhassa İslam'da ve Musevilikte aynı kafadadılar. Bunlar için yalan söylemek mübahtır ya. Neden? Amaca gitmek için yalan söylemek gerekiyorsa yalan söyleyeceksin. Ali, İbrahim'i dinlerin aslında hepsi böyle. İbrahim, üçü de İbrahim'i din. Hristiyanlık da, İsevilik de, şimdi Musevilik de, Müslümanlık da. Bunlar İbrahim'i dinler. Hazreti İbrahim, Hazreti İbrahim'in ne kadar yalan söylediğini bilmeyen var mı ya? Ya Hazreti İbrahim kendi öz karısı Sare'yi Mısır firavununa kız kardeşim diye tanıttı. Adamın koyununa soktu karısını ya. Ben yalan söylemiyorum. Kitaplar yazıyor. Tevrat yazıyor. Tevrat yazıyor. Açın bakayım okuyun. Şimdi bu kafadan, yani bu gelenekten gelmiş dinler bunlar. Bunlarda yalancılık vakaya diye. Normal yani. Yapılması gereken bir şey. Ben şimdi bunlara nasıl inanayım hadi de bunların konuşmaları üzerinden nasıl analiz yapayım? İnan ki bilemiyorum yani. Şimdi Mendoğ abi, efendim, biz Türk siyasetini biliyoruz. Liderler istemedikleri sürece, yani genel idare kurulları, merkez karar yürütme kurulu, yani siyasi parti, işte CHP'ye göre MYK, merkez yönetim kurulu gibi isimleri olan partinin üst yönetimleri, genel başkan ağırlığını koyduğu sürece, gövdesini koyduğu sürece ona yönelik ters bir karar alması çok zordur. Meral Akşener ittifaktan yana tavır koysaydı genel idare kurulu zaten o kararı almazdı. Çok açık ki bugünkü konuşmaya bakınca Meral Hanım genel idare kurulunda ayarlamış aslında genel bir çoğunluk itibariyle ve kendi sorumluluğunun üzerinden partinin üzerine, yani parti yönetiminin üzerine atacağı bir karar aldırmış. Ama aslında hem Türkiye'de yapılan il başkanları toplantısında hem de İstanbul'da mesela ilçe başkanlarıyla yapılan toplantılarda büyük bir çoğunluk İYİ Parti'nin il başkanları ve ilçe başkanları da dahil olmak üzere ittifaktan yana tavır koyuyorlar. Yani teşkilatlar çok açık, net bir şekilde. Ben iki tane şeyi önemli buluyorum Meral Hanım açısından, hı, Meral Akşener açısından. Hı. Bir tanesi, seçimlerin hemen sonrasında 15 Temmuz 2016 yılından itibaren bir gizli tanık üzerinden arka planda bekletilen dosya Meral Akşener'le ilgili 28 Mayıs sonrasında sonlandırıldı. Kapatıldı dosya. İki, hemen 28 Mayıs sonrasında özellikle Dikbayır'la beraber bu ittifak tartışmaları başlayınca Meral Akşener'in feryadı figanını duyduk. Hesaplarımı incelemişler. Hesaplarıma bakmışlar diye bu sefer de oğlunun aslında İYİ Parti'nin kasasını yönettiği, kontrol ettiği ve kirli ilişkiler gündeme geldi. Milletvekilliklerinin, evet, satı gibi iddialar. Şimdi ben buradan bakınca iki meseleye, acaba hem İYİ Parti'ye yönelik olarak, Meral Hanım'a yönelik olarak, bu ittifak içerisinde yer almamasına yönelik olarak bir operasyon mu çekildi? Çünkü eğer seçim kazanmak istiyorsa Erdoğan, kendi zaten blok %40 oyu var. Ancak muhalefetin bir araya gelmeyeceği bir yerde zafer kazanabilir. Gördüğüm kadarıyla hedef genel bir eğilim olarak Türkiye'nin her yerinde aday çıkarma. Meral Hanım Türkiye'nin her yerinde aday çıkarma, tek başına seçime girme kararı almasıyla aslında bir anlamda Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan'ın elini rahatlattılar. Ne diyorsun bu değerlendirmemle? Ama bunu ben senin konuğun olduğum kaç programda söylüyorum. Diyorum ki fantazi gelecek hepinize belki ama diyorum benim anlayabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla birileri Recep Tayyip Erdoğan'a diyorlar ki seçim ekonomisi uygulama. Ya merak etme. Yerel seçimlerde seni rahat bırakacağız. Sen bu seçimleri kazanacaksın sanki diyorlar. Sanki diyorum. Şimdi bunun mesela en somut örneklerinden bir tanesi İYİ Parti. İYİ Parti kenara çekildi. Hedef sözcülerine bakıyoruz. Her türlü görüşmeye açığız diyorlar. Yani bu CHP'de görüşmeye de açığız demek, AKP'de de görüşmeye açığız demek. Ancak ben bu anlattıklarım fantazi, ama tekrarlıyorum. Erdoğan bugünkü yaptığı açıklamayla
belli ki seçim ekonomisi uygulayacak. İşi garantiye alacak yani. Seçimleri onların inisiyatifine bırakmadan kendi inisiyatifiyle kazanmak istiyor Erdoğan. Belli. Peki. Ama seçimlerden sonra hayal olabilir. Ama temennim şu. Seçimlerden sonra çok büyük bir koalisyon geliyor Türkiye'ye. Çünkü bunu seçimlerden söylüyorsun Mendo abi. Israrla söylüyorum. Bak ısrarla söylüyorum. İsrail'de 7 Ekim'den beri İsrail'e yeni bir koalisyon geliyor diyorum. Mutabakat hükümeti kurulacak diyorum. Şu anda yol oraya gidiyor. Bu Netanyahu daha ne kadar dayanacak bilmiyorum. Bir ay, iki ay. Çok zor. Dayanabilir belki. Bizde de seçimlerden sonra çok büyük bir teknokrat koalisyonu gelebilir. Gelecek. Yani gelebilir diye düşünüyorum. Oraya doğru gidiyoruz biz. Belki Meral şimdiden oraya hazırlık yapıyor olabilir. Bilmiyorum ki. Belki o teknokrat hükümetine kendi içinden birkaç kişi vermek isteyecektir. Bakın Amerika'dan gelen Bilge Yavuz muydu? Bilge Yılmaz mıydı? Birden siyasetçi kesildi. Bilge Yılmaz. Birden hiç siyaset yapmıyordu. Sadece teknik konularda konuşuyordu. Herhalde birileri bunların kulaklarına fısıldıyor. Diyorlar ki aman ha siyaset yapın. CHP'ye çok fazla yanaşmayın. Siz de yeni kurulacak olan teknokrat hükümetinde sizin içinizde de 2-3 kişi var. Ta diye herhalde. Bak herhalde diyorum. Bilmiyorum. Böyle bir bilgiye sahip değilim. Arkadaşlar yani. Ama benim sezgilerim 31 Mart'tan sonra sanki büyük bir koalisyon kurulacak. Neden? Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri Mart'tan sonraki ekonomi politikaları bu kadrolarıyla uygulamaya kalksalar bile bu demokrasi ile yürütülemez. Kesinlikle yürütülemez. Çünkü yeni model bu modeli değil. Ya IMF ile anlaşacaklar ki yine 24 Ocak kararlarını hatırlayın. 12 Eylül geldi. Kararlar alındı 12 Eylül geldi. 69 Süleyman Demirel'in devalüasyonu, o büyük devalüasyon 9,5 liradan 14,5'a çıktı bir dolar. 12 Mart geldi. Şimdi bu tarz politikalar yani IMF tarzı sıkı para politikaları, enflasyonu dar gelirlilerin sırtından önleme politikaları böyle demokratik ortamlarda uygulanamıyor. Hayır ben darbe olacak demiyorum. Hayır bu sefer darbe olmayacağına göre bütün partiler, iş dünyası, ordu hepsinin baskılarıyla birlikte tahmin ediyorum teknokrat bir hükümetle bu işin altından kalkılacak. Erdoğan da zaten bundan sonraki seçimlerde yok. Yani ben ondan eminim asla dördüncü defa aday olmak istemeyecektir. Yahut da sistem değişecek, parlamenter sisteme geçilecek, başbakan olmak için olabilir. O zaman zaten onun kanuni hakkı. Ama görüşüm o. Benim şimdilik görüşüm bu. Erdoğan'ın Yunanistan'a yaklaşması, bakın göreceksiniz İsrail'le de barışacak tekrar. Lütfen abi Netanyahu gider barışır abi. Ya Netanyahu gitmese de barışır ama Netanyahu gidecek zaten yani. Netanyahu gidecek onu gördüğü için yapıyor. Şimdi. Tabii.